Medya, Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 3. Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları etkinliği Konya'da gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk gününde muhabirler Mevlana Müzesi, Selçuklu Medresesi, Alaaddin Cami ve Karatay Müzesi'ni gezdiler. Evet, şu anda yanımızda Kültür Sanat Muhabirler Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir bizlerle birlikte. İbrahim Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler, bizlerdeyiz. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bir kültür geziniz var. Evet. Ev sahipliği olarak da Konya'yı seçtiniz. Evet. Etkinlik hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi biz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 3 yıldır medya, kültür, sanat ve turizm buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmalarımızda daha önceden seçtiğimiz illere gidiyoruz ve seçtiğimiz illerin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaran geziler düzenliyoruz. Tabii ki bu gezileri kültür sanat muhabirleriyle yapıyoruz. Yani gazetelerin, televizyonların ve internet haber portallarının kültür sanatla iştigal gazetecileri, editörleriyle yapıyoruz. Haliyle o ilde yaptığımız geziler, o ilden edindiğimiz bilgiler ışığında tekrar meslektaşlarımız, kültür sanat muhabirleri memleketlerine döndüklerinde edindikleri izlenimleri gazetelerinde makale, haber, yazı dizisi şeklinde yayınlıyorlar. Aynı zamanda internet haber portallarında ve televizyonlarda şu anda yeni medya dediğimiz dijital televizyonlarda da bunlar yayınlanıyor. Biz bununla birlikte okuyucularına, izleyicilerine belki de hiç görmedikleri yerleri izlettiriyorlar, anlatıyorlar, tanıtıyorlar. Bu ne işe yarıyor? Bu Kültür Turizm Bakanlığı'nın 81 vilayette iç turizmi yayma çabasına bir katkı sunuyoruz aslında. Bu katkı da bizim de bir payımız var diye düşünüyoruz. Tabii ki Kültür Bakanlığı'nın bu çalışmasında 81 vilayete iç turizmi yayma çalışmasında bizim de çorbada bir tuzumuz misali çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve bugün Konya'da bizi ağırlayan Selçuklu Belediye'mize ve Ankara'daki meslektaşlarımızı da özellikle Konya'ya gelmesinde ulaşım konusunda katkı sağlayan Ankara'nın tarih ve kültür şehri Karecik Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Evet, şu anda yanımızda araştırmacı, yazar, aynı zamanda siyaset bilimci İsmail Tekpınar bizlerle birlikte. İsmail Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizlerdeyiz. Bildiğiniz üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla üçüncüsü düzenlenen bir medya, kültür, sanat ve turizm etkinliği var. Konya'dayız. Etkinlik hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çok güzel bir etkinlik var. Bu etkinliklerin daha çok yapılması konusunda gerek bakanlık nezdinde, gerekse yerel yönetimler nezdinde önem arz ediyor. Çünkü niye? Şu anda biz Konya'dayız. Kadim şehir Konya. Hazreti Mevlana'nın mekanındayız. Ve Anadolu Selçuklu'ya ev sahipliği yapmış bir mekandayız. Gerçekten bizim için, Müslümanlar için kutsal bir mekan sayılır. Bununla birlikte biz geldiğimiz Konya'da bugün gezdik, siz de vardınız biliyorsunuz. Hazreti Mevlana'nın mekanına gittik, ziyaret ettik. Karatay Medresesi'ni gezdik. Hal böyle olunca bu etkinliklerdeki en önemli unsurlardan bir tanesi o şehrin sesini duyurmak. Biz farklı farklı şehirlerden gelen gazetecileriz, yazarlarız. Biz gittiğimizde bulunduğumuz şehirlerde Konya'yı anlatacağız. Bunun ikinci ayağı Adana'da olacak. Muğla'da olacak ve Kastamonu'da olacak. Sonra bu seneyi kapatacağız. Tabii bundan önce farklı şehirlerde bulunduk. Nevşehir'de de bulunduk, Kapadokya'da. Güzel Atlar Diyarı'nda bulunduk. Gerçekten biz Nevşehir'in Güzel Atlar Diyarı olduğunu Nevşehir'e, Kapadokya'ya gittiğimizde öğrendik. Bu bizim için de bir artıdır aslında, bu gezilerin düzenlenmesi. Tabii bu gezilerde bize gerçekten ciddi destek veren yerel yönetimlerden teşekkür ediyorum. Mesela Konya'ya gelirken bize ulaşımda destek veren
Ankara Kalecik Belediye Başkanı Doğan Kalkan Başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Bu çok önemli. Çünkü eğer ne kadar çok etkileşim olursa, ne kadar çok gazeteci getirebilirsek biz bu konuda, o kadar çok şehrin sesini duyurmak, o şehrin derdiyle dertlenmek, o şehrin kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, manevi boyutunu, maddi boyutunu ve tarihini anlatabilirsek gelecek kuşaklara, o zaman ne mutlu bize diye düşünüyorum. Tabii inşallah etkinliğimiz hayırlara vesile olur. Teşekkür ediyorum size de. Buraya kadar geldiniz. Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki programlarda buluşmak dileğiyle iyi günler diliyorum.